Arkadaşlar merhabalar bu videomda 0 geometri kampının 4. haftasının 5. videosundayız. Nerede kalmıştık? Kenar ortayda. Evet kenar ortaydan devam ediyoruz ve bu video kenar ortayı bitiriyoruz. Ve bu haftanın son videosundayız. Evet sayfa 64'ün son böyle şeyinde kalmıştık. Böyle iki satırlık yerinde kalmıştık. Sonra 65'i, 66'yı ve 67'yi de işleyip sonra kenar ortay konusunda bitiriyoruz. O zaman hadi bakalım dersimize. Başlayalım. Şu dikkatte kalmıştık. 90'dan kenar ortay çizilmiş. E arkadaşlar 90'dan kenar ortay çizilirse eşit eşitse muhteşem üçlüden ne olurdu? Burası muhteşem üçlüden eşit olmak zorunda. Zaten ilk kenar ortay konusu yani bundan önceki videoda ne demiştim? Bu konuda ilk çizimlere dikkat. Özellikle muhteşem üçlü çok çıkar karşımıza. Bazen de orta tabanla da karşılaşabiliriz diye söylemiştik. 90'dan kenar ortay çizilmişse yani ağırlık merkezinden geçiyorsa bu kenar ortay olur. Muhteşem üçlü oluşur. O zaman ben buraya bir A dersem burası 2A olur. 1'e 2 orandan dolayı. E burası 3A ise burası da 3A. Burası da 3A. Toplamda o zaman BC uzunluğu da toplamda ne olmuş oldu arkadaşlar? 6A olmuş olur. İşte buna dikkat edeceksiniz. Ağırlık merkezinden. Kenar orta ağırlık merkezi 90'dan bir ağırlık merkezinden geçen bir doğru varsa muhteşem üçlü vardır. Özellikle 90'lı sorularda ek çizim hissiyatı varsa tabii ki muhteşem üçlü de bunlardan biridir. Ama şuradaki çizgi böyle verilmişse tabii bunu da devamını getirmek daha mantıklı da olabiliyor. Şimdi sorularda onları görürüz zaten. Hadi bakalım. Örnek 13. Hocam bu buraya kadar gelmiş zaten garibim. Ne yaparsınız? Bu garibimin devamını getirirsiniz. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlüyü oluşturdu. 18 ise burası 9 yapar. Çünkü 2'ye 1 orandan dolayı. E burası 27 ise burası da 27 burası da 27. X de böylelikle 27'nin iki katı. Yani 27 artı 27'den cevap ne çıkar? 54 çıkar. Evet örnek 13'ü böylelikle 54 bulduk. Geldik örnek 14'e. Soruya baktığımız zaman AE ve CD kenar ortay. Madem kenar ortay, iki kenar ortay kesim noktası nedir? Ağırlık merkezidir. Evet madem ağırlık merkezi bu. 90'dan ağırlık merkezine kadar gelmiş. A bu garibimi de uzatsak şöyle eşit eşittir hocam. Şurası da eşit olmaz mı? Olur. Burası 18, burası da 18. Muhteşem üstünden burası da 18 oldu. Evet 18 ise 1'e 2 oran olacak ki 3 parçaya bölüyoruz. 3'e böl 6. Bir de 2 katı olur burası. 12 olur. Yani x'i böylelikle 12 olarak buluruz. Örnek 14'ün cevabı. Geldik örnek 15'e. Evet k ve l noktaları sırasıyla üçgenlerin ağırlık merkeziymiş. Arkadaşlar ağırlık merkezi ya. Hani buradan ağırlık merkezini kullanacaksın. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydı. Tutup da bunu çizmezsin herhalde. Ben 45'te çizmiş oluyorsun böyle. Yani ondan sonra buradan da çizmezsin herhalde. Değil mi? E 90'lık var ya burada. 90'ın karşısında bir ağırlık merkezi var. Şuradan bir de hipotenüs var. Buradan bir muhteşem Buradan da bir muhteşem Olayı bitirir mi? Bitirir. Öncelikle şu muhteşem üçlüyü düşünelim. Buradaki muhteşem üçlüler 15, 15, 15. Hatta 3'e bölsem 5. Burası 10 çıktı. Ondan sonra burası da aynı şekilde. 72 ise 36, 36, 36. 3'e böl 12. 1'e 2 oran olduğundan 3'e biliyorduk. 12 ise burası da 24 mi çıktı? Evet. E sen soruyu çözmek istiyorsan verilen bilgileri kullanmak zorundasın. Adam sana 45 vermiş. E bu x kenar 15, 15. 45 ise burası da 45 mi oldu? Aynen öyle. Aynı şekilde 45 ise şu da ikiz kenar. 45 ise burası da 45 oldu. Ve şu açının tamamı 90 derece mi yaptı? Evet. Yani şuradaki üçgen bir dik üçgen oldu. Dik üçgenin kenarları kaç? 10 ve 24. Hocam burası 2'nin 5 katı. Burası 2'nin 12 katı. O zaman burası da 2'nin 13 katı olacaktır. X'i böylelikle kaç buluruz? 26 olarak buluruz. Örnek 15'i ne bulduk? 26 bulduk. Geldik örnek 16'ya. Hocam 90'dan ağırlık merkezine kadar gelmiş. E, ne yapacağız? Ha Bu garibimi uzatalım şöyle. Ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. Hocam şu parça, şu parça eşit olacak. Şimdi burayı 10 vermiş, burayı 18 vermiş. Bak DC'ye 18 vermiş. Dikkat. O Bu zaman burası 10 ken. buranın 5 olduğunu biliyorum. 15 ise burası da 15, burası da 15 olacak. E hocam burası 15 ise, tamamı 18 ise buraya ne kaldı o zaman? 3 kaldı. 3, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden X'i de böylelikle 4 olarak buluruz. Motişem üçlü. Ne kadar önemli? Ve çok karşımıza çıkıyor. Dikkat et. Örnek 16. Cevap 4 oldu. Geldik örnek 17'ye. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. Hadi yapalım bakalım. AB dik AC olacak şekilde. Yani A açısı dik olacak diyor sana. Hemen A açısı dik olacak şekilde bir tane bir dik üçgen çizelim. Biraz büyük çene oldu ama olsun. İdare ediverin. Zaten büyük çizelim be. Biraz da büyük düşünelim kardeşim. Şurası A, B ve C diyelim şuraya. Şimdi AB ile AC dik oldu mu? Oldu. AB ve AC'nin kenar ortayları çizilerek şimdi AB ve AC kenar ortaylarının çizilerek kestikleri nokta G. Evet AC'nin kenar ortayı bu. AB'nin kenar ortayı da bu. Buraya da ne diyormuşuz arkadaşlarım? G diyormuşuz. Tamam dedik. AB ve BG'nin orta noktaları sırasıyla şu AB ve BG'nin dikkat et. Nerenin? AB'nin orta noktası K olacakmış. BG'nin de orta noktasından bahsediyor bize. Yani şurası. Arkadaşım şurası. Şurası da ne olacakmış? L olacakmış. BC uzunluğu da 30 olarak verilmiş. KL uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. Evet BG'nin orta noktası bak şunlar birbirine eşitmiş. Bizden de X isteniyor. Arkadaşım ne yapacağız burada? Hocam 90 var. Ağırlık merkezi var. Çünkü iki kenar ortayın kesim noktası burası ağırlık merkezidir. Bir de hipotenüs de varsa hop muhteşem üçlüğü çizeriz kardeşim. Çizdik. E, çizince ne iki çıktı? Hocam şu parça şu parça eşit. Hatta şu parça da eşit oldu mu? Oldu. Muhteşem şundan dolayı. E burası 30 sa 15, 15, 15. Ağırlık merkezinde 1'e 2 oran vardı. 3'e böl. Kısa parçayı bul. 15'i 3'e böldüğüm zaman. Hocam burası 5 burası 10. Senden ne isteniyor? X. Bak şimdi yoğunlaş. Verilen bilgilere yoğunlaş. Bulduğum bir şeyler var. Tamam. Hocam bak onu bulduk. Bizden X isteniyor. E şunlar birbirine eşit verilmiş. E şunlar da birbirine eşit verilmiş. Ne var burada? Hocam şurada bir. Bak buraya bu üçgene yoğunlaştık. Soru bizi buraya itti. Burada bir ne var arkadaşım? Bir orta taban var. Çünkü bunlar eşit bunlar da eşit. Orta tabandan dolayı 10 sa burası da kaç yapar? Direkt 5 yapar. Evet örnek 17'yi böylelikle 5 bulduk. Geldik örnek 18'e. E hocam 90 var ağırlık merkezine kadar gelmiş garibim. Hop uzatırız. Hocam Kenar ortaya olmak zorunda bu. Eşit eşit hatta muhteşem üçten. Burası da eşit olur mu? Olur. E burada ne var? Öklit bağıntısı var hocam. Dikten dik çizilmiş. 4 kök 5 ve 4'ü kullanacağız. Hadi kullanalım. 4 kök 5'in karesi. Şuraya da bir a diyeyim istersen. 4 kök 5'in karesi eşittir. 4 çarpı a. Yani bu 16 çarpı 5 eşittir. 4 çarpı a'dan. 4 ile 16 sadeleşse 4. E, 4 kere 5 20. 20 eşittir a bulduk. Evet a'yı 20 bulduk. Arkadaşım tamamı kaç yaptı o zaman? 24. Bak burası 20 burası 4. 24. Tamam 24 ise burası 12 değil mi? Burası da 12. E burası da 12 olacak. 3'e böl kısa parçayı bul. 4 olur burası. Uzun parçada kaç yapar? 8 yapar. Yani x de böylelikle 8 oldu. Evet muhteşem üçlü gerçekten önemli bir yere sahip. Geldik örnek 19'a. Ön yüzü sarı, arka yüzü kırmızı olan ABC dik üçgeni biçimindeki bir kağıdın ABC köşelerinden kenar ortay doğruları çizilerek ağırlık merkezi G olarak evet kenar ortay doğruları çizilmiş şöyle çizildi. Ağırlık merkezi de burası. İki kenar hatta burası da kaç olur arkadaşım? 4 olur. Bunu da yazalım istersen. Sonra AB kenarının orta noktası D D'den G'ye kadar kesilerek bir elde ediliyor. Evet D'den G'ye kadar kesilmiş. Şuraya kadar kesilmiş. Sonra Şekil 1 elde ediliyor. Evet şekil 1'deki ADG üçgeni bu şekilde katlanmış. Katlanmışı böyle ya. Arkadaşım o katlanmış eski haline şöyle atacak olursak. Üstte binen kenarlar birbirine eşit ya. Hocam burası da 90 olur. Çünkü üstte binen kenarlar eşit. Şunlar eşit. Hocam 2 iken burası da 2 oldu. E burada ne oldu o zaman? İkiz kenarda çizilen kenar ortay. Hem açı ortay hem burası da yüklü. 90 derece mi olur? Evet. Yani biz burayı ne bulduk? 90 derece bulduk. Aa burada dikten dik çizilmiş oldu. Öklit. Bakalım belki de H isteniliyor bizden ama BC isteniliyor. Tamam H'ı bulunca BC'yi bulurum zaten ben şimdi. Arkadaşım H kare eşittir 2 çarpı 4'ten. Buradan ne geldi o zaman? 4 kere 2 8 H'da kök 8 geldi. Kök 8'de nedir? 2 kök 2'dir. H 2 kök 2 ise hocam ağırlık merkezi burası. Burası ağırlık merkezi olduğundan 2'ye bir oran var. 2 kök 2 ise kök 2 burası. 90'dan kenar orta çizilmiş. Eşit eşitken burası da eşit olmak zorunda. 3 kök 2 iken burası da 3 kök 2 burası da 3 kök 2. Toplamda bu uzunluk kaç yaptı o zaman? 6 kök y eşit oldu. 3 kök artı 3 kökten dolayı. Yani cevabımız 19. soruda soruda 6 kök yaptı. 90'lık varsa muhteşem şuraya dikkat. Dikkat demiş mesela. Bu dikkate gerek yok bence. Niye? Bir soru gibi düşün mesela. Şimdi ağırlık merkezi gördüysen ne yapacaksın? Hocam ya bunu uzatacaksın. Sana bir değer katmadı. Ya bunu uzatacaksın. Kenar orta oldu. Sana bir değer katmadı sil. Ya da bunu uzatacaksın. Bak en azından şu eşitleri kullanabilirsin. Bu Uzattığınız zaman bu ağırlık merkezinden geçen kenar ortay ya. A 90'dan çizilen kenar ortay eşit eşitken burası da eşit oldu. Hatta burası A A burası da A. A iken burası da 2A mı oldu? Evet. Gerçekten de burası 2A iken burası da 2A çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Bunu bir kural olarak ezberleme. Yine muhteşem üçlüden çıkıyor zaten. Mesela buradaki soru. Şimdi sana G ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü oluşturdu. Ki ben zaten bu konunun başında size Muhteşem Üçlü'ye dikkat demiştim. Ta ilk bundan önceki videoda. E Bu Muhteşem Üçlü'den o zaman burası da x artı 2. Burası da x artı 2 oldu mu? Oldu. E ağırlık merkeziydi burası. 1'e 2 oran var. Yani buranın kaç olması lazım normalde? Şuradaki uzunluğun 2 e, katı. Yani 2x artı 4 olması lazım. 3x eksi 3 eşittir 2x artı 4 ise buradan 2x öbür tarafa eksi 2x diye geçer. 3x eksi 2x x kaldı. Eksi 3 artı 3 diye geçti. 4 artı 3'ten cevap 7 yaptı. Evet. Örnek 22. Böylelikle 7 bulduk. Geldik. Örnek 21'e. 3 ise burası kaç yapar? Bak. Kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi vermiş ama burası ağırlık merkezi oldu. Evet. O yüzden bir de iki oran vardır. 3 gen 6. 4 8. 6, 8, 10. Özellik bilmiyorum. Bizden bu uzunluk isteniyor. E, garibim buraya kadar gelmiş. Ağırlık merkezine kadar gelmiş. E o zaman devamını getirelim. Hop bu kenar ortay değil midir? Evet. Çünkü ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Eşit eşit. E muhteşem üstten bu da eşit olacak. 90'lık var çünkü. 90'lı sorularda hemen beyninin bir kenarında şey dursun. Ne dursun? Muhteşem şu dursun. Aklının köşesinde dursun. Bak böyle kenar ortay A eşit eşitse muhteşem şu görürsün zaten. 5 5 burası da 5 oldu. E burada 1'e 2 oran var. O zaman burası da kaç olacak? 10 olacak. Yani x'i biz böylelikle kaç bulduk? 10 bulduk. Ve böylelikle örnek 21'i de hallettik mi? Hallettik. Geldik. Son sayfada mıyız gençler? Evet son sayfadayız gerçekten. Şimdi 3-1-2 kuralı. Bu kuralı aslında çok da ezberlemenizi istemiyorum. Sebep. Özellikle benzerliğe de zaten bu konudan sonra benzerliğe geleceğiz. Benzerlikten sonra zaten bu konuyu da rahat bir şekilde yapmış olacaksınız. O yüzden hiç merak etmeyin. Şimdi ben size benzerlikten ispatlayayım bunu. Öncelikle Hocam hem kenar ortaylar, ağırlık merkezi hem de orta taban varsa. Bak orta taban çizgisi bu. Şuna dikkat et. Orta taban çizgisi buna paralel. Görüyor musun? Şununla şu paralel oldu. Evet bununla bu paralel. Hem orta taban hem de ağırlık merkezi varsa. Yukarıdan aşağı doğru 3-1-2 kuralı vardır. Eğer bizim orta tabanımız böyle olmuş olsaydı. O zaman bu taraftan başlayacağız. Sivrilen yerden. 3-1-2 kuralı vardır diyeceğiz. Ama bence ezberleme. ÖSYM e daha öncesinde de sordu. Niye ezberleme? Arkadaşım şuradaki üçgende de bir orta taban yok mu? Çünkü bunlar eşit. Bunlar paralel olduğundan. Yani burası K iken burası nedir? 2K'dır. Hocam burası 2K ise burası da 2K'dır. Bak şurada bir kelebek çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2. O yüzden burası A iken burası ne olacaktır? 2A olacaktır. O yüzden bu da ağırlık merkezi olduğundan 2A ise burası da 4A olacaktır. Buraya da 3A mı kaldı? Gerçekten de 3, 1, 2 kuralı çıkmış oldu arkadaşlar. Ama kural olarak ezberleme kendin benzerlikten benzerlikten yaparsın zaten. Bu dediğimi de unutma bence. Bak 3 1 2 kuralından dolayı hocam burası 3 yani burası 1 1 dediğimiz x ise burası 3x olacak diyebiliriz aslında. Ama biz yine de ispatından gidelim. Şu ort taban çizgisi değil mi? Evet hocam şu ort taban çizgisi. Ort taban nerede olursa olsun dikkat edeceğiz. E hocam şurada bir kelebek çıktı. Ve şurada da bir ort taban var aynı zamanda. Şurada da bir ort taban var. Şurası A iken burası nedir? 2A'dır. Bak kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi burası ispat yöntemiyle yapıyorum. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani şu parçayla da şu parça eşittir. 2A'dır. Kelebekte koran biri 2. X ise burası nedir? 2X'dir. E burası 2 xe burası da 4X olacak. E burası 4 xe buraya kaç kaldı? 3X kaldı. 3X eşittir. 2X artı 3 deriz ve X'i de böylelikle 3 olarak buluruz. Ama bizden GD isteniyor. GD uzunluğu 2x olduğundan cevap 2 çarpı 3'ten kaç olur? 6 olur. Örnek 22 böylelikle 6 çıktı. Bir dikkat. Evet benzerlikte böyle aslında kullanacağımız bir dikkat ama benzerlik bu dersten sonra göreceğiz. Bu dikkatin de nereden geldiğini ben size su ispatını da yapayım isterseniz. Ağırlık merkezinden şöyle bir paralel doğru geçtiği zaman yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran vardır. Sebep temel orantıdan. Şimdi sen böyle bir ağırlık merkezinden geçen bir doğru çizdiğin zaman bunlar ne olmak zorunda? Hocam eşit olmak zorunda. Tamam bunlar eşit. Eyvallah. Bir de burada 1'e 2 oran mı var? Evet. Aa hocam şurada 1'e 2 oran var. Yani burası 2K ise burası nedir? K'dır. E paralellikte temel oran da şöyle 2'ye 1 oran varsa e o zaman burada da 2'ye 1 oran vardır. 2'ye 1 oran varsa burada da 2'ye 1 oran vardır. Gerçekten AD bölü DB ve AE bölü EC birbirine eşit ve 2'ye eşit oldu mu? Oldu. Yani burada da ne bileyim bu e, çıkıyor. Hatta şu da oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum şurada gösterilmiş mi? Şuraya bir bakayım. E, X3X gösterilmiş gerçi. Bir de şunu söyleyeyim burada. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde tamam yukarıdan aşağı 2'ye bir oran var. Ağırlık merkezinden dolayı onda bir sıkıntı yok. Bir de şu var arkadaşlar. Şunlar da birbirine eşit oluyor. Şu parçada da şu parça birbirine eşit oluyor. Sebep 2 bölü 3'ten dolayı. Hani burası 2X burası 3X olacak ya. Hocam burası da 3x. Burada da 2 bölü 3'ten dolayı burası da 2x olur diyebiliriz. Yine benzerlikten çıkıyor. Bunu da kullanıyoruz arkadaşlar. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şuradaki parçalarda ne oluyormuş? Birbirine eşit oluyormuş. Yani şu parçada da şu parça birbirine eşit oluyormuş. Yani buradaki soruda şu dikkatte hem böyle paralel çizildiğinde 2'ye 1 oranını göstermiş oldum. Hem de paralel çizildiğinde şuradaki parçaların da eşitliğini de göstermiş oldum. Nereden geldiğini de gösterdim ki soruda sıkıntı yaşarsanız siz kendiniz de zaten bunu Böyle şeklen gösterirsiniz arkadaşım. Tamam? Yani ispat yöntemiyle de sonuca gidersiniz dostlar. Evet, dikkati hallettik. Bir de şu dikkat var. Ağırlık merkezinden şöyle bir paralel çizilmişse, burası x ise burası 3x oluyor. Evet, BC uzunluğu 3x oluyor. Sebep ağırlık merkezinden dolayı kardeşim. Mesela ağırlık merkezini kullanalım. İstersen buradan çizerek ispatlayabilirsin. Ama ben direkt ispatını yapayım. Şuradan da çizerek ispatı çok güzel bir şekilde çıkıyor. Şuradan çizdiğin ağırlık merkezinden geçen kenar ortay değil midir? Evet bunlar kenar ortay. Burada da 1'e 2 oran var. E hocam şuraya bakacak olursam 1 bölü 3 oran var. E burası x ise burası da ne oluyor? 3x oluyor. İşte bunun da ispatı bu çıktı. Ya o yüzden sanki şunu bilsek. Bak şu direkt bir önceki çıkıyor zaten. Ağırlık merkezinden paralel çizdiğinde tamam 2'ye 1 oran akılda kaldı sanki. Ama bence bir de şunu bilmeniz lazım. Şu ağırlık merkezinden paralel çizdiğinde şunlar birbirine eşit oluyor. Hatta burası x -gen. Burası da 3x oluyor. Bazı özel soru tiplemelerinde de çıkıyor. Ağırlık merkezinde de öyle çok fazla bir şey bilin demedik. İsterseniz şu en son yazdığım şunu. Yani iki özelliğin karışımı. Şunu bilseniz sanki iyi olacak. X, x burası da 3x oluyor. Şu 2'ye 1 oranı ağırlık merkezinde göz ucuyla da zaten bulabilirsiniz. Onda da bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Örnek 3'e bakalım. Örnek 23'e. Ağırlık merkezinden paralel çizilmiş. Hocam 2'ye 1 oran vardır. 2'ye 1 oran vardır. Olay bitti. Oradan yapabilirsiniz. Ya da ne yaparsınız? Ağırlık merkezinden ispat yöntemiyle yapabilirsiniz. Hocam şunu şöyle çizdiğimiz zaman bak burada 1'e 2 oran var ya. E, 2'ye 1 oran var 2'ye 1 oran var. Yani 2 katı buraya eşit olacak. Burası 2x artı 6 olacak. Bak bu 2 katı. Burası aynı zamanda 2x artı 6 olacak. Hatta bu 2 katı bu 2 katı 4y eksi 6 mı olacak? 4y eksi 6 olacak hocam burası diyebiliriz. Yani buradan 3x eksi 1 eşittir 2x artı 6'dan 2 x öbür tarafa atınca 3 xten 2x çıkınca x kaldı. Eksi 1 de öbür tarafa geçince artı 1 oldu 7 yaptı. 4y eksi 6 eşittir 3y artı 1'den. 3y'yi buraya atınca 4y eksi 3y'den y geldi. Eksi 6 döbür öbür tarafa artı 6 diye geçti. O zaman ne geldi cevap? Buradan da 7 geldi. x artı y toplamı isteniyor. 7 artı 7'den cevap 14 yaptı. Ve geldik son soruya. Şimdi ABC üçgenin çevresini 36 vermiş. Arkadaşım ağırlık merkezinden böyle paralel çizilince burası x iken burası ne olacak? 3x olacak. İspat yöntemiyle yapabilirsiniz ama bilseniz iyi olur. Gerçekten çok karışık sorularda karşımıza çıkıyor. Bence bilin. E hocam burası y iken paraleli o zaman 3y. Hocam burası z iken paraleli o zaman 3z diyebiliriz. Adam bize ABC üçgenin çevresini 36 vermiş. 3x artı 3y artı 3z eşittir 36. Buradan da x artı y artı z eşittir kaç geliyor o zaman? 12 geliyor. E buradan da zaten bizden ne isteniyor? Fg. Yani x artı y artı z isteniyor. Cevap böylelikle 12 çıktı. Ya yani bu özel durumlarla ilgili soru ÖSYM'e sorar mı? Artık sanki çok tercihi değil gibi. Çok da tercihi olmadığı için sormaz gibi gibi geliyor ama bu söylem biraz tehlikeli olur. O yüzden bilsek daha hızlı hareket ederiz. Ama siz ilk videodaki Mantığı kavradıysanız tabi olay bitti ya şimdi kendimizi de büyütelim. İlk videodaki olayı mantık kavradıysanız yani kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezi ve iki oran vardır. İki şart sağlanmışsa diğerleri de sağlanıyor. Her zaman halihazırda hazırda e, ağırlık merkezi vermezler. Bazen ağırlık merkezini biz bulup ağırlık merkezinden de kenar ortay olduğunu söylemek gibi mesela. İşte bu ilk videoda bundan bahsettik. İkinci videoda da aslında devamını getirdik değil mi? Şöyle bakacak olursak ama ikinci videoda yani bu videoda da ne yaptık? Genelde muhteşem üçlüden bahsettik. Özel muhteşem diye bu konuda biraz dikkat edin arkadaşlar. 90'dan ya çünkü 90 varsa, ağırlık merkezi varsa kenar kenarortay vardır. Büyük ihtimalle muhteşem vardır. Buna da dikkat ettiğiniz sürece bu konuda çok fazla sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Yalnız ÖSYM şunu yapıyor son zamanlarda. Yani bir kazanım birden direkt sormuyor. Sanki birkaç farklı kazanım soruyor. Bu ağırlık merkezleriyle ilgili soru sorarsa üçgende alanda falan sorabilir ama bu demek olmuyor ki ağırlık merkezi çalışmayacağız. Tabi ki ağırlık merkezini bilmezsen üçgende alanda da yapamazsın. Mesela dikdörtgen içerisinde paraya kenar içerisinde falan da sorabilir. Yani iç içe kazanımlar soruyor. Direkt açı ortayla ilgili, direkt kenar ortayla ilgili soru değil de 3-4 kazanım birden soracak şekilde soruyor. 3-4 kazanımın birden içinde olduğu konular yapmak için de tabii ayrı ayrı bunları da bilmek lazım. Şu an bir alt yapıyı attık ve bunları da öğrendik. Bundan sonrası da güzel gidecek inşallah. Evet gençler böylelikle bu konuyu da hallettik ve sırada en önemli konu var. Bir sonraki hafta 5. hafta nereye başlıyoruz? Üçgende benzerliği. Evet çok önemli bir haftadayız. Şöyle bomba gibi hazır olup öyle gelin karşıma bakayım. Ama öncelikle ne yapıyorsunuz? Ağırlık merkeziyle ilgili en az bir kitaptan soru çözün. Ondan sonra bu konu anlatımında devam edin tamam mı? İster kolay soru, bir soru bankası ister orta halde bir soru bankası çözün. Ama mutlaka bir kitap çözün arkadaşlar çözmezseniz bunlar havada kalır. Yani sadece bizim buradaki konu anlatımlarımızla geometriyi full yapamazsınız. Biz elimizden geldiğince burada anlatıyoruz. Siz anlıyorsunuz. Anladığınızı pekiştirmeniz lazım. O da soru bankasıyla olacak. Bu dediğimi de unutmayın. Evet gençler sonraki videoda yani sonraki hafta benzerlikte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.